Bugün güzel. Baba sahnede çok güzel bir performans vardı. Evet. Duygu ve düşüncelerinizi bir alabiliriz. Neden düşünüyorsunuz? Ya çok mutluyuz tabii. Bugün baba sahne 7 yaşında. Savaş hocamız 82 yaşında. Allah rahmet eylesin. Ve 15. Savaş Dinçer Ödülleri'ni takdim ettik. Biz güzel bir akşam yaşadık. Peki şu andaki projelerinizde mesela en önemli projeniz nedir İlker Bey şu anda? En önemli projem babalık. Babalık görevlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Onun dışında projelerimi sıraya koyuyoruz. Peki, çiftçilik yapıyoruz. Çok güzel bir aile hayatınız var. Gerçekten başarılar dilerim. Reklam çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz efendim? Yakında bir takım reklam çalışmalarımız olacak. Çalışıyoruz efendim. İnşallah. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bir de fotoğraf alalım. Tam 7 sene önce yine 1 Nisan'da yine tam burada bu perdenin önüne sizlerin karşısına çıkma şerefine nail olmuştum. Cem yine oradaydı. Değerli Savaş Hocam da buradaydı. 7 sene önce bizimle olanlar var mı aranızda? 7 sene önce de o anı bizimle paylaşanlar. O gün de bugün olduğu gibi perdeyi Savaş Dinçer'in torunları açmıştı. Kim Savaş Dinçer'in torunları? Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunlarının çocukları, baba sahne ekibinin çocukları. Kısacası alkışlarınızla Savaş Dinçer'in torunları. Evet. Hazırsanız ve perde! Alkışlarımızla! Lütfen. Günay o muhteşem sesinle. Allah korusun. Allah'tan koru diye bir şey var. Cem Cüzenoğlu. Çok teşekkür ederiz. Oynayabiliyoruz. Hala onu dünya görüşü, o bize rehberlik eden dünya görüşüyle zarf veriyorsun. Neden veriyorsun? O zarfın içinde ne var? Bir anlatmak ister misin? Söyledim. Keş var dedim. Nakit para var. İki neden kişilik veriyorsun? Rakı sofrasına. Neden veriyoruz onu? Onu da anlattım ya. Bende değilmiş B12. Günaydın. az önce takdim ettim değerli seyircilerimize. Ama Caner dedi ki anlatmadı neden verdiğini dedi. O zaman Caner. Caner senden B12'yi oğlum. Bugün baba sahnede sevgili Şevket Çoruk'un misafiri olarak neler söylüyorsunuz? Ben ilk defa katılıyorum. 15.si evet. Ödül töreninin, Savaş Dinçer ödül törenleri vardı. Evet. Ve doğum günü aynı zamanda 82. yaş günü. Dolayısıyla buradayız. Çok mutluyum ve o kadar kısa sürdü ki bence dünyanın en güzel ödül töreniydi, yemin değil ediyorum. Mi? Hiç sıkmadılar milleti, tek başına ne uzun yapıyor. Uzun konuşmalar, ne bitmeyen hikayeler falan, o kadar tatlı dozunda şahaneydi ki nefis. Evet. Şimdi de eğleniyoruz hepimizde. Evet, projenizden bir bahseder miyiz efendim? Nasıl projeniz şu anda? En son şu anda tek kişilik bir oyunum var, Tomris. Evet. Onun tekrar seçimleri beklemiştik, biraz ara verdik. Şimdi tekrar tam gaz oynamaya devam edeceğiz. Peki sevgili Savaş Dinçer'le anılarınız var mı şimdi? Yok, ben seyircisi ve hayranıydım. Evet, ustamız. Ustanız. Evet, onların açtığı yoldan gayet tatlış bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Demir abicim nasılsınız? İyi misiniz? Bugün baba abi. Sahnede çok güzel bir performans. Böyle düşüneceğinizi bir alabilir miyiz? Valla bugün sevgili Savaş Dinçer'in anması 82 yaşında yaşasaydı, aramızda olsaydı tabii ki çok mutlu olacaktı. Çok değerli bir sanatçı, değerli bir arkadaşımız. Onu anmak için buradayız. Ve Şevket Çoruk, yani baba sahneye de çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar vefalı davrandıkları için. Savaş Bey'le hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Öyle bir anı hemen hatırlayamıyorum ama birlikte çalıştığımız bir dönem var.
Müjdat Gezen'le birlikte kurduğumuz gün diye bir oluşum vardı. Karikatüristi Savaş aynı zamanda çok iyi bir karikatürist. O sıralarda çok mutlu günlerimiz olmuştu. Politik espriler çizerdi, yapardı ve o sıralarda da çok güzel günler geçirmiş. Teşekkür ederim. Şimdi bir alalım. Kapat şimdi, kapattın mı? Bugün baba sahnedeyiz. Duygu düşüncenizi bir alabilir miyiz? Bir daha sorar mısın? Duymadım. Bugün baba sahnede ödülleri aldınız. Bugün duygu düşüncenizi bir alabilir miyiz? Ya işte Savaş benim hayattaki birkaç yakın arkadaşımdan biriydi. Onu kaybettik. Çok üzgünüm. Ama ben onu hep neşeyle anıyorum. Çünkü öyle isterdi. Kendisi çok neşeliydi. Burada bir sürü öğrencim var. Müjdat'ın sayesinde o bir okul kuruldu. Ben de orada yıllarca hocalık yaptım. Yani bir de dün çok güzel bir şey oldu. Bir sürü sevdiğim insan belediye başkanlıklarını kazandı. Çok mutluyum. Peki sizin unutamadığınız bir anınız var mı? Ben unutamadığınız bir anınız var mı? Mesela. Tiyatro anısı. Evet, tiyatro anısı. Çok anılarınız var mı? Savaş, şimdi ben Hayatım Roman diye bir dizide oynuyordum. Yıllar önce. Fakat çok az para veriyordu TRT. Savaş'ı da sanat yönetmeni yapmıştı. Sanat yönetmeni parasını alıp bana getiriyor. Bir gün sahnede oynuyoruz. Savaş sahneye girdi. Dedi ki al dedi paranı getirdim dedi. Ben de aldım teşekkür ederim dedim. Cebime koydum. Savaş çıktı gitti. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olasın.